3 dedik yine. Hanımlar merhaba tekrardan. Siz şimdi böyle bana birazcık bahane yapıyormuşsunuz gibi geliyor diyorsunuz ya, Gülsüm Hanım ben işte prenses şalı bağlayamadım, ben Medine şalı bağlayamadım. Sanki düşünüyorum artık böyle beni görmek için sohbet edelim diye yapıyorsunuz. Ama sizi kırmak istemiyorum, ama sizin için böyle süsleniyorum, giyiniyorum, kameralar geliyor, Esma geliyor, evin içi bir karışıyor. O yüzden artık bir çekim daha yapalım dedim. Size şimdi bugün ben iki tane yeni bir şey anlatacağım. İlk başta da böyle biraz heyecanlanıyorum. Sonrasında açılmaya başlıyorum ürünü tanıtmaya başlayınca. Şimdi iki tane yeni ürün var. Onları söyleyeceğim. Bir tanesi bu başımdaki iç boneyi önü çapraz yaptık. Belki hani değişiklik olur, biraz da şıklık katalım dedim ben. Evin içinde de böyle takarsınız. Bazen de böyle evden çıkarken hani şöyle bir atkı falan takarsanız boynunuza. Öyle düşün. Mesela şurada bir şalım var benim, bir tane. Mesela şöyle bir atkıyla da bu önü çapraz iç boneyi şu şekilde şöyle kullanabilirsiniz. Böyle düşündüm ben. Bunun şimdi renklerini çıkartıyoruz. Bunda ne renkler çıkıyor? Bordo çıkıyor, lacivert, mürdüm, siyah, bu başımdaki vanilya rengi. Hatta bu sendi takımımız da bizim vanilya rengimiz. Ondan sonra böyle bir iki rengi daha var. Sanırım bu renkleri seçtim ben. Şimdi bu üretimde sanırım bir haftaya çıkacak. O zaman sipariş eder alırsınız. Bunun hem düz olanı hem de bu önü çapraz olanları var. Ben yine yayınlayacağım size çekimlerde. Bir tanesi bu ürünümüzün. Biraz bunu da arkayı da uzattım ben. İstemişsiniz. Vallahi her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ne isterseniz hep not alıyorum gerçekten. Kullanım açısından yeter ki iyi olsun istiyorum bu ürünler. Şimdi önce şeyi tanıtayım ben size. Bu kare eşarplarımız var ya Medine kumaşından. Bunu sadece siyah yaptım. İstek olmuştu. Ben kendim de kare kullanıyorum. Bunları 120'ye 120 yaptık. Şimdi bunu ben nasıl kullanıyorum? Arkasının tam ortasına şöyle GE logosunu Swarovski olarak kullandım ben. Bunda ben hani birkaç tane marka şalım var ya, hani böyle kare, onları şöyle atıyorum ben. Dedim ki bizim kendi markamızın da hani hanımlar kullanmak isteyebilir o markalara bazen ulaşamayınca. Böyle dört tarafını bunun püskül yaptık. Sadece siyahını şu anda çalıştım. Sizdeki taleplere göre ben kendime öbür renklerini de yaptım ama. Çünkü çok rahat ediyorum bunlarla. Böyle modern bir havası oluyor bu şalın. Böyle 60 gibi rahat. Broş da takabiliyorsunuz buraya. Ondan sonra sadece siyahını yaptım. Kendime birçok rengini yaptım. Sizlerden gelen taleplere göre başka rengin çalışacağız. Ben şimdi bunu böyle atıyorum. Çok rahat. Şu tarafını yine uzun kullanıyorum ben. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle bir getiriyorum bunu. Burası da böyle. Böyle uzun kalıyor burası. Sonra şu şekilde hemen biraz şöyle alıyorum. Şurayı biraz yine geri iteyim ben. Normalde iç bone takmayabilirsiniz. Yani ben bazen yazmalardan takıyorum. Şöyle. Burasına eşarp ataçı artık kullanıyoruz biliyorsunuz. Mıknatıs kullanmayın. Ondan sonra bunu böyle yaptıktan sonra şöyle şunu biraz geriye atayım. İşte ben hani diyorsunuz ya kare şalı nasıl yaptınız? Bakın arkası böyle. Şurasını şöyle çekiyorum biraz, düzeltiyorum. Şöyle bir görüntüsü oluyor. O hoşuma gidiyor. Sonra bunu ben şu şekilde atıyorum. Şuradan çıkarıyorum şöyle. Daha sonra şurasına sadece bir iğne tutturuyorum. Şöyle iğne tutturduktan sonra bu şekilde böyle biraz burayı da iç bone takarsanız içinize aynaya bakarak yapıyorum. İç bone takarsanız içinize burasını daha da böyle bollaştırabilirsiniz. Böyle modern bir görüntüsü oluyor. İşte ben bu şekilde kullanıyorum bu kare eşarpları. Çok da rahat ediyorum. Ben de dediğim gibi her rengini yaptırdım kendime. Sizdeki taleplere göre de devam ederiz. Bu kare şal böyle. Bazı hanımlar şöyle de kullanabiliyor biliyorsunuz. Hani şu şekilde bazı hanımlar takmak isteyebiliyor. Omuzlarını örtecek şekilde. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle. Bakın arkası da gayet uzun. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Gayet uzun. Böyle. Bu kare Medine şalımızın takılışıydı. Şimdi yeni ürünü ben size tanıtacağım. Bir tane de. Şimdi bu
ya eşarp gibi bir ürün. Bunu şöyle anlatayım ben size. Kumaşı çok güzel. Çünkü ithal bir kumaş kullandık. Ve kışa da uygun isterseniz. Hep kışlık bone eşarp. Şimdi şöyle bir soru geliyor bana. Gülsüm Hanım, bu şifonları kışın kullanabilir miyiz? Şimdi açık bayanları düşündüğünüz zaman onların başında hiçbir şey yok. Kışın o şekilde geziyorlar. Yani eşarbın yazı kışı pek olmuyor. Tabii kışlık yünlü şallar var, kaşmir şallar var. Onları yazın kullanamazsınız tabii ama ben şifonlarda hani yazlık kışlık diye çok ayırmıyorum açıkçası. Kendim kullanıyorum. Boynuma böyle bir hani atkı takıyorum falan. Hoşuma gidiyor. Zarif duruyor çünkü. Şimdi bu ürün yeni bir ürün. Bu ürünün iç kısmına böyle bir penye yerleştirdik. Bu şekilde. Şimdi göstereceğim size. Aynı bone eşarp ebatlarındadır bu. Ama topuzsuz istiyordunuz ya. Topuz istemiyoruz diyordunuz ya. İşte bunu o yüzden yaptık. Ama bunda topuz kullanmak isteyen hanımlar da benim gibi kendi topuzunu yapabilirler. Ondan sonra yine bunu takabilirler. Bu da inanılmaz büyük bir rahatlık. Şimdi bunu size ben şöyle tanıtacağım. Şuraya geriye bir atayım ben. Şimdi topuzum var benim. Topuzsuz da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde arkaya alıyorsunuz. Tamam. Zaten içimdeki de önü çapraz olduğu için biraz geri atayım onu ben. Bakın. Şu şekilde burada iki tane bağlama yeri var. Bu topuzsuz bonemiz. Ve yani inanılmaz rahat. Çok çok rahat. Buna daha isim koymadım. Düşüneceğim. İnşallah. İsim düşüneceğim. Bunu bağladım arkadan. Gördüğünüz gibi. Burada da kendi penyesi var. Zaten hiç göstermiyor. Sonra yana attık bunu. Daha sonrasında isterseniz buradan bir ataç takın. Yine eşarp ataçlarımızdan. Ondan sonra bone eşarp gibi dolamasını bu şekilde yapıyorsunuz. Esma da yeni gördü. Arkadan böyle dans ediyor. Çok beğendi o da. Ondan sonra bu şekilde buradan da iğnesini takınca bunun kumaşı daha böyle pamuklumsu bir kumaş. Hafif kendinden böyle çok hafif bir pırıltısı var. Çok güzel bir kumaşı var. Hiç terletmez sizi. Tamamen bakın böyle. Ben biliyorsunuz bazen böyle arkaya da atıyorum. Bu da böyle yani bone eşarp gibi ama mutlaka dolabınızda olması lazım. Bunun da renkleri çıkıyor şimdi. 4-5 tane rengini seçtim. Bunlar da kumaşları gümrükten bayağı bir bekledik. İnanılmaz rahat edeceksiniz. Yaz kış kullanabilirsiniz. Bakın böyle tekrar arkadan açıyorum ve çıkartıyorum. Bu kadar. Bu da yeni ürünümüz. Bunun aynı zamanda önü çapraz istemeyen hanımlar için düzünü de yaptım. Bunda da yine aynı şekilde içinde penyesi var. Sadece aynı kullanım şeklinde ama bu şekilde önü düzdür bunun. Çünkü önü düz isteyen hanımlarımız da çok fazla olduğundan. Bir saniye şöyle şeyini yapamadım. Şu şekilde. Bunu da buradan bağlıyoruz. Önü düz. Şimdi bu içimdeki boneye takılmayın siz. Şöyle. Yine aynı şekilde indiriyoruz. Böyle çalı kuşu gibi oluyor tabii TRT 1'deki. Ama böyle eşarplarımız böyle çıkıyor yani bizim. Güle oynaya. Ondan sonra şey, şuradan şöyle yapacağız. Şöyle kaldırayım. Gözünüz karışmasın. Ondan sonra bunu da böyle yaptıktan sonra açık renk iç bone taktık ki aradaki farkı görün diye. Bunda da aynı şekilde böyle düz kullanabilirsiniz. Bu da düz kullanmak isteyen hanımlar için. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisini de ayrı yerlerde, ayrı zamanlarda tercih ediyorum. Dediğim gibi 4-5 rengi çıkacak. Kumaşı çok güzel. Pırıltısı içinde çok hafif böyle bir hoşluğu var. Yıkaması çok rahat. Kullanımı çok rahat. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bence bu ürünün de böyle çok sevileceğine inanıyorum. Ümre zamanı da abdest alırken böyle çıkarmak zorunda kaldığınızda çok basit yani. Hiç içinize bone bile takmanıza gerek yok. Ondan sonra bu şekilde dediğim gibi şimdi kaç ürün tanıttım? 4 ürün tanıttım. Bir tanesi bu içimdeki vanilya rengi olanın renklerini paylaşacağım. Hem de resim çekimini de yapacağım. Bir tanesi önü düz, bonesiz bone eşarbımız. Bir tanesi önü çapraz olan. Bunu da anladık. Bir de bu kare medine şallar. Bizim bu kadar şimdilik. İnşallah
Bunlardan da memnun kalırsınız. Yani ben artık alıştım bu kamera işine. Sanki sizleri karşımda görüyormuş gibi oluyorum. Bütün soruları cevaplamaya çalışıyorum. Herkese tek tek dönmeye çalışıyorum. Hep söylüyorum. Yoruluyorum ama istiyorum ki herkesin gerçekten kullanabileceği ürünler olsun. Ben biliyorum bone eşarplarının hayatınızı çok kolaylaştırdığını. Bu iç bonenin de şıklığını ben çok seviyorum. Kış aylarında diyorsunuz ya hani üşür müyüz? Eşarplarınızın içine bunları kullanabilirsiniz. Kendi illa bizden bir bone eşarp ya da bir şey almanız gerekmiyor ama kendi evinizdeki şifon şalların içine de bunları kullanabilirsiniz. Ben hani bunlarla çok rahat ediyorum. Namaz kılarken falan da iyi oluyor. Üzerimdeki sendi takım vanilya rengi. Çünkü sonra soruluyor kameradaki renk neydi. Başımdaki bone iç bone çapraz vanilya rengi. Üzerimdeki sendi takım da vanilya rengi. Şimdilik bu kadar. Yeni ürünler çıkıyor. Çoğu dikimde. Şimdi açıklamak istemiyorum. Çünkü hemen başka firmalar yapabiliyorlar. Ama çıktıkça ben taze taze resim çekip sizlerle paylaşıyorum. İnşallah yine beğenmişsinizdir. Her şey için teşekkür ediyorum. Beni seyrettiğiniz için, benimle olduğunuz için çok sağ olun. Herkese sevgiler.